Arkadaşlar merhabalar. Türev uygulamalarında artık problemlere geldik. Problemlerde maksimum ve minimum bilgisinden yararlanacağız. Çünkü sorularda bize sonucun alabileceği en büyük veya en küçük değeri soracak. Bunun için ilk yapmamız gereken şey problemi biz oluşturacağız. Problemi oluştururken kesinlikle tek değişkene bağlı bir fonksiyon olarak yazacağız. Sonra bu fonksiyonun türevini alacağız. Neden? Maksimum ve minimum değerlerini bulmak için biz türev alıyorduk, ekstremum noktalarını buluyorduk, oradan da maksimum veya minimum hangisini sorarsa yerine koyup bulmuş oluyorduk. Dolayısıyla size ben ilk en basit örneği vereceğim. Bakın, diyelim x artı y 10. X çarpı y'nin alabileceği en büyük değer nedir dediğimiz zaman temel kavramlardan yapıyordunuz, değil mi bunu? Ne yapıyordunuz? X, Y'ye eşit olsun diyorduk. Yani 5 olsun. 5 çarpı 5'ten 25. Bu kadar basit soruyu tabii ki türevle yapmanıza gerek yok ama... ...bunu bile türevle yapabileceğinizi göstereyim hem de konuyu anlatayım. Ne yapacağım bakın? Bir kere çarpım sorduğumuz için X çarpı Y diye... ...önce X çarpı Y'nin alabileceği en büyük değer için tek bilinmeyeni düşüreceğim. Örnek Y'yi yalnız bırakayım burada. Y, neye eşit 10-X. O zaman çarpım denklemini şu an bulmuş olduk bakın. Buraya çarpım yazayım. Sonra bu 10x eksi x kare çarpım fonksiyonunun ya da çarpım denkleminin alabileceği en büyük değeri sorduğumuz zaman neyden yararlanacağız? En büyük değeri için birinci türevin sıfır eşit olduğu noktaydı. O zaman türev alıyoruz 10 eksi 2x 0'a eşitliyoruz ki ekstremum noktasını bulalım. Tek ekstremum noktası var. Gerçekten tablo yaparsam şöyle bakın 5 eksi artı 5 de gerçekten bakın yerel maksimum oluyor yani alabileceği en büyük değeri oluyor. X eşittir 5 için y de 5 olduğundan 25 oldu. Bakın bu soru tabii ki temel kavram bilgisiyle zaten yapılıyor ama anlatmak istediğim olay bu. Denklem oluştur tek bilinmeyene bağlı. Hemen şu örneğe de bakalım. Şekildeki dikdörtgen biçimindeki bahçenin bir kenarına duvar örülmüştür. Diğer kenarlarına bir sıra tel çekilecektir. Kullanılacak telin uzunluğu 100 metre olduğuna göre bu bahçenin alanı en çok kaç metre karedir? O zaman hemen şunu söyleyelim. Bana zaten telin uzunluğunu 100 metre olarak vermiş. Bahçenin alanını bilmiyorum. Bahçenin alanı neye eşit arkadaşlar? X çarpı Y. O zaman hemen tek bilinmeyene bağlayalım olayı. Y eşittir 100 eksi 2X. O zaman yapıyorum x çarpı 100 eksi 2x bu bahçenin alanı. Doğru mu? Hemen şimdi türevini alıyorum. Şey, önce dağıtayım tabii türevini almadan. Basitleştirelim. 100x eksi 2x kare bu alanın fonksiyon değeri. Şimdi bunu maksimum yapmak için ne yapacağız? Türevini alacağız ki türev aldığımız zaman sıfıra eşit olan yer bize yerel ekstremumu veriyordu. Dolayısıyla 100 eksi 4x eşittir. 0 x buradan 25 oldu. Gerçekten x'e 25 verdiğimizde türev denklemi bu olduğu için bakın. Eksi artı maksimum değerini alıyor. x 25 ise o zaman şöyle bir yere yazayım. x 25 ise y'ye de 100 eksi 2x demiştik. 100 eksi 50'den 75. Şey pardon 50 yanlış söyledim. 100 eksi 50'den y de 50'ye eşit oldu. Demek ki bu dikdörtgensel bahçenin alanı en fazla 750 metrekare oluyormuş. 25 ile 5'i e çarptım 750 dedim hemen düzeltiyorum. Pardon. 1250 metrekare oluyor. Bu şekilde arkadaşlar iki tane basit soru gösterdim. Devam edelim sorulara. Yavaş yavaş dosunu arttıracağım. A ve B reel sayıları olmak üzere A artı 2 B 20 A kare artı B kare toplamının en az kaç olduğunu soruyor bize. Şimdi hemen bakın. Burada da A gördüğüm yere 20 eksi 2 B yazayım. A'yı yalnız bırakmak daha kolay geldi. O zaman şimdi bakın. B kare zaten B kare. A gördüğüm yere de 20 eksi 2 B yazıyorum. Karesini alıyorum. Bu şimdi toplamın tek değişkene bağlı yazılmış hali. Bunun türevini alacağız ki sıfıra eşitlediğimizde ekstremum noktasını bulalım. O zaman 2B artı 2 çarpı 20 eksi 2B aman içinin türevini almayı unutmayın. Eksi 2'dir. Bakın buranın da türevi. Böylece ne oldu o zaman? 2B artı 40 eksi 4B bir de eksi 2 ile çarparsak. Eksi 80 artı 8b olmuş oldu. Böylece sıfıra eşitlediğimizde 10b eşittir 80, b de buradan arkadaşlar 8 geldi. b 8 ise yerine yazalım. Şimdi denklemimiz neydi? Bu. Toplam denkleminde yerine yazıyoruz. 8'in karesi 64, 8 kere 2 16 20 eksi 16 4 4'ün karesi 16 64 artı 16'dan 80'miş bu toplamın alabileceği en küçük değer. X pozitif bir reel sayı olduğuna göre x bölü 4 artı 9 bölü x ifadesinin değeri en az kaç olur? Şimdi burada mesela temel kavramlarda sorsak bu soruyu bir ton değer denersiniz ki orada da yanlış bir değer denersiniz Durduk yere soru yanlış gelir. Hemen türevden yapıyorum. Şimdi İfade zaten tek değişkene bağlı. Hiç beni uğraştırmayacak bu soruda. Bu toplamın alabileceği en küçük değer için önce türev 1 bölü 9. Şurayı düzelteyim. X bölü 4'müş o. 1 bölü 4 eksi 9 bölü x kare eşittir 0. Buradan da 1 bölü 4 eşittir 9 bölü x kare. x kare 36. Hemen şimdi x pozitif tam sayı dediği için x eşittir 6 olacak. O zaman yerine yazarsak 6 bölü 4 artı 9 bölü 6 eşittir. 3 bölü 2, 3 bölü 2 daha 3 yapmış oldum. Şimdi bu soruya kadar ekstremum noktası sadece bir tane çıktığı için denklemde direkt yerine yazdık arkadaşlar. Bazen size öyle bir soru sorar ki maksimum minimum noktalar için ekstremum noktası diyelim 2 tane çıkar. Burada o zaman siz hangisinde maksimum yapıyorsa ya da hangisinde minimum yapıyorsa onu denklemde yerine yazarsınız. Ona da dikkat edelim. Şu anlık basit gittiğimiz için sorularda hep tek cevap geliyor. X1 ve x2 olduğuna göre demiş denklemin kökleri x1 artı x2 artı x1 çarpı x2 toplamı en az kaçtır? A'ya bağlı bir denklem çıkacak neden? Kökler toplamı nedir? Eksi b bölü a. Denklemlerden hatırladınız mı? Ax kare artı bx artı c'nin sıfıra eşit olduğu zaman kökler toplamı eksi b bölü 2 aydı kökler çarpımı da c bölü a. O zaman kökler toplamı a kare artı 3 bölü birden a kare artı 3. Sonra şu pardon eksi b bölü a diyecektim ona yanlışlıkla eksi, 2, eksi b bölü 2a demişim. O tepe noktasının apsisiydi parabolüm bir an aklım ona gitti. Kökler toplamı eksi b bölü a kökler çarpımına geldiğimiz zaman da c bölü a'ydı bu yüzden eksi a. O zaman şimdi bu ifadenin toplamı bu geldi. O zaman a kare eksi a artı 3'ün hemen türevini alıyoruz bakın. 2 a eksi 1 eşittir sıfırdan. a 1 bölü 2 olmalıymış. Bunun en az olması için. Yerine yazıyorum artık o zaman. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 2 artı 3. O zaman şurası eksi 1 bölü 4. 12 bölü 4 1 bölü 4 çıktı. Böylece 11 bölü 4 gelmiş oldu. Dediğim gibi arkadaşlar burada neden türev yapıyoruz bu sorularda? Çünkü bir fonksiyonun alabileceği en büyük değer için biz hatırlayın... ...önce türevin böyle tablosunu yapıyorduk. Örnek 4'e 8 olsun. Uydurduğum şimdi. Bu şuydu. Türev sıfı eksi sonsuzdan 4'e kadar. Pozitif işaretli ise bu fonksiyon 4'e kadar artan. Sonra azalan bir fonksiyon. Sonra artan bir fonksiyon. Böylece 4'te fonksiyon alabileceği en büyük değeri bulduğu için... Böylece 4'ü yerine yazıp cevabı buluyorduk. Bunlarda da farklı bir şey yapmıyorum. Türevin maksimum minimum uygulamaları ile alakalı güzel örnekler bunlar şimdi. Sileyim. Soruyla ilgiliymiş gibi olmasın. Şimdi bakalım. Güzel bir soru. Bir kenarı y eşittir 4 doğrusu üzerinde. Diğer kenarı y ekseni üzerinde. Bir köşesi de y eşittir x kare artı 1 parabolü üzerinde olan şekildeki dikdörtgenin alanı kaç birim karedir demiş en çok. O zaman bir kere dikdörtgenin denklemini yazacağız. Alan denklemini. Bakıyorum şimdi burada ne var? Hiçbir şey yok. Ama bildiğim bir şey var ki bu nokta parabolün üstünde. O zaman bu noktanın apsisine x diyebilirim. A noktası olsun. Ordinatı da dikkat edin. x kare artı 1. Gördünüz mü? O zaman hemen şunu da görün. Bu y eşittir x kare artı bir parabolüydü. Şu da y eşittir 4 doğrusu. Yani buranın uzunluğu 4 birim. O zaman 4'ten x kare artı 1'i çıkarırsam neresi kalır? Dikdörtgenin şu kenarı. O zaman o da ne oluyor? Çıkardım. 3 eksi x kare. Gördüğünüz gibi bu kenar 3 eksi x kare. Mavi ile yazdığım yer zaten absis olduğu için x'ti. Demek ki bu dikdörtgenin alanı x çarpı 3 eksi x kare oldu. Bu da 3x eksi x küp yapar. Bu alan denklemi dikdörtgenin. Böylece ne olacak? Türev aldığımızda 3 3 x kare eşittir 0 dersem x eşittir 1 olur. Haliyle bu da ne demektir? Bu fonksiyonun alabileceği en küçük en büyük değer için x 1 oluyormuş. O zaman artık yerine yazarsak x eşittir 1 için şurası 3 eksi x kareydi. Yani 2 oldu. Demek ki dikdörtgenin alanının alabileceği en büyük değer 2 2'ymiş arkadaşlar. Yine şekilde bir soru yapalım. Şekilde y eşittir x kare parabolü üzerinde değişken bir a noktası alınıyor. A noktasının x ekseni üzerindeki dik yüz b'dir. Göstermiş zaten. ABC üçgenin alanının en büyük değerini alabilmesi için B noktasının apsisi kaç olmalıdır? Şimdi buraya X diyelim o zaman tamamı 6 birim verilmiş. Demek ki şu BC kenarı 6 eksi x ve parabol y eşittir x kare olduğuna göre ve a noktası parabolün üstünde olduğuna göre demek ki ab uzunluğu ne olacak? Nokta denklemi sağlar. x kare gelecek. O zaman dik üçgenin alanı neydi? x kare çarpı 6 eksi x bölü 2. Haliyle bu şimdi dik üçgenin alanı. Bunun türevini alacağız. 1 bölü 2 zaten katsayı olarak orada duruyor. 6x kare eksi x küp. Bu da ne yapar? Türevini aldığımız zaman 1 bölü 2. 12x eksi 3x kare. Şimdi artık bunu sıfıra eşitleyebiliriz. Bu da ne yapıyor? Şöyle yaparsak. X'ler gider. X sıfır olabilir bir kökümüz. Bir de x eşittir 4 olabilir. Şimdi tablo yaptığımız zaman 0, 4. Eksi x küpü olduğu için, şey türevi neydi? Eksi 3 x kare olduğu için eksiyle başlayacağız. Büyük derecelinin işareti artı eksi. Azalıyor, artıyor, azalıyor. Bizden en çok olması için o zaman x'e 4 vermemiz gerekiyormuş. Bakın ekstremum noktası birden fazla olduğunda tablodan tabii ki yararlanacağız. Böylece bize x'in 4 olmasını isteyerek en büyük elde etmemizi vermiş. Demek ki cevabımız 4. Zaten x'i soruyordu. Alanın en büyük değerini sorsaydı yerine yazacaktık. Yani 16 çarpı 2 bölü 2 diyecektik. Alanda 16 gelecekti. B noktası şekilde verilen parabolün üzerinde pozitif ordinatlı nokta olmak üzere OABC dikdörtgenin alanı en çok kaç birim karedir? İşte parabolü anlatırken diyordum ki parabol önemli arkadaşlar. Türevde karşınıza çıkar alanı çıktı. Ve burada Parabolün denklemi var olmadığı için parabolün denklemini de biz yazacağız. Hemen hatırlatayım unutanlar için ki bence unutmayın bilin yani bu önemli. Parabolün denkleminde kökler verildiği zaman bakın kökleri verilen bir parabolün denklemi buydu. A çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 eşittir y şeklinde oluyordu. O zaman bu parabolün denklemi kökleri eksi 2 ve 2 olduğundan budur. Hemen x gördüğüm yere 0 yazarsam y'si 4'müş. Dolayısıyla böyle 4'e eşit oldu. Yani a eksi 1'miş. Demek ki bu parabol eksi 1 çarpı x kare eksi 4. x artı 2 ile x eksi 2'yi çarptım. Bu da ne yapıyor o zaman? 4 eksi x kare parabol. Şimdi üzerindeki bir nokta a noktası şey b noktası pardon. Apsisine x dersek ordinatı 4 eksi x kare olacak. Böylece bu dikdörtgenin alanı da bu şekilde söylenir. Yani 4x eksi x küp. Ne olmuş oldu? Bu dikdörtgenin alan denklemi. Türevi alacağız ki bu şekilde sıfır eşitleyip alabileceği değeri bulalım. Böylece x'ine geliyor buradan? 4 eşittir 3x kare 2 bölü kök 3. Zaten x pozitif olması gerektiği için hiç denklem çözmedim. ikinci derece denklem çözümü yapmadım. Direkt öbür tarafa attım. x eşittir 2 bölü kök 3 için ordinat ne olur? Yerine yazalım. Şurada 4 eksi 4 bölü 3 8 bölü 3. Demek ki diğer kenarı da 8 bölü 3'müş. Bunları çarptığımız zaman 16 bölü 3 kök 3 olmuş oldu. Buna ne yapar? Yukarıya atarsak kök 3'ü. Evet 16 kök 3 bölü 9 olmuş oldu. Bazı sorularda arkadaşlar tabii ki artık zaten türev konusundaysanız matematikte ki bütün formülleri hemen hemen biliyorsunuzdur. Bilmezseniz zaten genel olarak bir sıkıntı var. Neden bunu söyledim bakın. Eğrisinin orijine en yakın olan noktasının orijine uzaklığı nedir diyor. Biz burada neyi hatırlamalıyız? İki nokta arasındaki uzaklığı önce bir hatırlayalım. x2 x1'in karesi artı y2 y1'in karesi. Bunun da karekökü bize iki nokta arasındaki uzaklığı veriyordu. Şimdi o zaman y eşittir 4 bölü x üzerinde bir eğri bu şimdi böyle. 4 bölü x üzerindeki bir nokta x'e 4 bölü x olsun. Bak tek bilinmeyen. Bunun orijine uzaklığı 0'a 0. Bakın analitik düzlemde çizmiyorum sadece rastgele bir göstermek için. Bunun orijine olan uzaklığı nedir? x kare artı 16 bölü x karenin kare kökü. Şimdi önce biz karekök almayalım. Bu uzunluğun karesi. Bunun alabileceği en büyük değer için zaten bir şeyin karekökü değişmiyor sabit bir sayının karekökü yine sabit bir sayıya eşittir. Örnek 16'nın karekökü 16'yı karekök yaptığımız zaman 4 veya eksi 4 olmuyor. Sadece 4'tür. Bundan dolayı karekök almanıza gerek yok. Durduk yere bir de başımıza onu çıkarmayalım. Bu şimdi uzaklığı bulmamız için gerekli olan denklem. Kareköksüz yazdım. Türevini alırsam bu rahatlığı yapın sizde. Bir daha karekök almayın. 2x 16 bölü x karenin türevi nedir? x üzeri eksi 2 demek olduğu için başa gelir eksi 2 bir de 16 var. Eksi 32 x üzeri eksi 3'ten x küp oldu. Bunu da sıfıra eşitleyeceğiz bakın. Böylece payda eşitlediğimizde 2x üzeri 4 eksi 32 bölü x küp eşittir sıfırdan. 2x üzeri 4 eşittir 32. x buradan eksi 2 de olur 2 de olur. Artı eksi artı böyle bu şekilde bakın o zaman alabileceği en büyük değer için en yakın için pardon 2 oluyormuş en yakını soruyormuş. O zaman yerel minimum noktasını seçeceğim. Demek ki x'e 2 verdiğimiz zaman nokta 2'ye 4 bölü 2'den 2 oldu. Bunun orijinal olan uzaklığı da nedir? 2 eksi 0 2'nin karesi 4 2 eksi 0 4 bunun kare kökünü aldığımızda 2 kök oldu bakın. Haliyle ne yaptım? Uzun uzun yapmak yerine karekök alıp önce denklemi yazdım ondan sonra karekökünü aldım. Uzaklık formülünü tabii ki yine hatırlayacağız. Güzel bir soruydu bu şekilde. Bu arada size soru tiplerini de çözüyorum. Karşınıza gelmesi ihtimal olan. 2x kare 2ax kare eksi ax artı a kare artı 9 eşittir 0. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 toplamının en küçük değeri kaçtır demiş. O zaman ne olacak? Önce bir payda eşitlerim. İkinci derece denklemlerde yaptığımız gibi bakın. Böyle. X1 artı X2 eksi B bölü A, A'dan A bölü 2 A olur. Sonra C bölü A da X1 çarpı X2 idi. Bu da A kare artı 9 bölü 2 yapar. Dolayısıyla şu A'lar gider. Sonra şu 2'ler de gider. Böylece ne oldu? 1 bölü A kare artı 9 oldu. Bu toplamın denklemi. Şimdi bunun alabileceği en küçük değer için ne yapacağız? Türev. Zaten bu da a kare artı 9'un eksi birinci kuvveti. Bunun türevini aldığımızda ne olur? a kare artı 9 eksi 1 başta eksi 2 çarpı 2a olur arkadaşlar. Böylece ne oldu? Bunu da sıfıra eşitleyeceğiz. Bir saniye. Şurada bir hata yaptığımı fark ettim arkadaşlar. C bölü a deyip şurası Bakın C bölü A ise x karenin katsayısı orada 2A olacak. Ona hemen düzeltiyorum kusura bakmayın. Bir daha da başa dönmeyelim. Şöyle yapayım sadece. A bölü 2A'ydı. Kökler toplamı eksi B bölü A'dan. Kökler çarpımı bir daha söylüyorum hatamı düzeltiyorum. A kare artı 9 bölü 2A. Durduk yere işlem hatası yapacaktık soruda. Biraz geç olsa da fark ettim. Pardon. Şimdi böylece ne oldu? 2A'lar gitti. A bölü A kare artı 9 hata yaptı yaptığım yerleri de yeşilde göstermiş olayım. Böyle oldu bakın. A bölü A kare artı 9. O zaman bunun türevini aldığımızda payın türevi 1. Paydanın aynısı. Eksi payın aynısı. Çarpı paydanın türevi. Bölü A kare artı 9'un karesiydi. Bu da 0 eşit olacak. Böylece A kare artı 9. Eksi 2 A kare daha. Eksi A kare artı 9. içler dışlar çarpımından 0 eşit. Böylece 9 eşittir. A kare A buradan ya 3 ya da eksi 3 arkadaşlar. Grafiği, tabloyu yaptığımız zaman eksi 3 artı 3. Buradan tabii ki eksi a kare artı 9 olduğu için a'nın katsayısı negatif. Eksi artı eksi. O zaman alabileceği en küçük değer için neyi kullanmamız gerekiyormuş? Eksi 3'ü. Yerine yazdığımız zaman ne oluyor o zaman? Şu denklemde tabii ki yerine yazdığımızda. Eksi 3 bölü. E, eksi 3'ün karesi 9. 9 daha 18. Eksi 1 bölü 6 olmuş oldu. Bakın bu kadar önemli. A'ya verdiğim değere göre maksimum veya minimum olduğunu gördük. Eğer 3 koysaydım cevap 1 bölü 3 olurdu. Bak 1 bölü 6 olurdu. Şıklarda yok bile. Bu yüzden tablo yapıp hangisinde maksimum hangisinde minimum olduğu önemli. Tek köklerde denememize gerek yok. Zaten mecburen soruda sorduğu oluyor. Ama iki kök çıktığı zaman muhakkak tabloya göre yapmanız gerekiyor. Evet. Şimdi gelelim bu soruya. VA eşittir 20 km bölü saat. VB eşittir 10 km bölü saat. Aradaki uzaklık 50 km A ve B noktalar arasında. Birisi A'dan B'ye öbürü de B'den AB doğrultusunda böyle ilerliyormuş. AB doğrultusunda dik olacak şekilde. Şu şekilde gidiyor diyor yani. Aynı anda şekilde verilen hızlarla hareket ediyorlar. Buna göre hareketlerinden kaç saat sonra bu iki araç arasındaki uzaklık en az olur. Tamam. Şimdi kaç saat olduğunu bilmiyorum. Şöyle bir ilerleyeyim. B, T saatte buraya geldi. Kaç kilometre yol almış oldu? 10 T. Sonra bu da T saatte 20 T yol aldı. Şuraya ne kaldı arkadaşlar? 50 eksi 20 T. O zaman ne deriz? Bunların arasındaki uzaklık da burasıdır. Doğru mu? Uzaklık ne? Dik üçgenden dolayı Pisagor. O zaman 50 eksi 20 t'nin karesi artı 10 t'nin karesi 100 t kare yapar. Bu şimdi şuraya bir r diyelim. RB uzunluğunun karesi. Bunun minimum olması için ne yapacağız tabii ki? Şu denklemin türevini alacağız. O zaman 2 çarpı 50 eksi 20 t bir de içinin türevi eksi 20 artı 200 t eşittir 0 olacak. O zaman sadeleştirme yapayım mı? Neyse bazılarınızın kafası karışıyor yapmayayım. 2 çarpı 50 100. 100 ile de bir de eksi 20'yi çarpıyorum. Eksi 2000. Sonra 2 ile eksi 20'yi çarpıyorum. Eksi 40 bir de eksi 20'yi çarpıyorum. Artı 800 100. t mi olmuş oldu? Şöyle sıfıra eşitlediğimiz zaman 1000T eşittir 2000'den T 2 geldi. Zaten bizden en az kaç saat sonra diyordu. Şey kaç saat sonra en az olur diyordu. Böylece T'yi 2 bulmuş olduk. Güzel bir soru. Pisagor'dan yaptık bakın arkadaşlar. Aralarda böyle sorular olacak. Denklemin bizi oluşturacağız. O yüzden bunların değerli olduğunu hissediyorum. Tek tek soru tiplerinden bahsetmeye çalışıyorum. Şimdi bir problem sorusu. Bir çömlekçi ayda X adet çömlek üretmekte ve ürettiği çömleklerin hepsini satmaktadır. Bir çömleğin maliyeti 3x-100 liradır. Sonra çömleğin tanesini 30 artı 2x liradan satan çömlekçinin maksimum kar elde etmesi için bir ayda kaç çömlek satması gerekir? O zaman yapıyorum bakın. Kar nedir? Satış eksi alış. Bu bize kar verir ya da alıştan kastımız maliyet işte. Şimdi bunun maliyetine x tane çömlek üreteceğim. Ve bunların her biri 3x-100'e gelecek. Dolayısıyla maliyetim bu. Satışım da ne? Tanesine 30 artı 2x'e sattığım için o zaman x tanesini bu kadara satarım. Böylece satıştan alışı çıkaracağız. Yani 3x kare eksi 100. Eksi 100x. Sonra burası da ne? 30x artı 2x kare. Önüne bir eksi koyuyorum maliyetin. Çünkü satış eksi alış bize satış eksi maliyet karı verecek. Bu da ne yapıyor? 2x kareden eksi 3x kare çıkarırsak eksi x kare e, 30x artı 130x eşittir 0. Şey eşittir diyorum pardon. Daha 0 demeyeceğiz pardon. Bu daha bizim kar denklemimiz. Şimdi bunun maksimum olması gerektiğine göre o zaman ne yapacağız? Türevini alacağız buranın. Eksi x, x karenin türevi tabii ki 2x. 130 x'in türevi 130 0'a eşitlediğimizde x direkt ne geldi? 65. Demek ki bu 65 tane sattığında maksimum karı elde ediyormuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar problem bilgisi var bu sorularda. O yüzden hocam benim problemler bilgim eksik. O zaman burayı hiç anlamazsın. Bak söyleyeyim sıkıntı yaşarsın durduk yere. Zaten işin içinde bir de türev var. Ama bu zamana kadar ben problemleri düzgünce belli bir yere kadar en azından hallettiğinizi düşünüyorum. E, acele etmeyin. Şöyle acele etmeyin yani. Problemler halletmeden parabol, işte ikinci derece denklem, eşitsizlik. Bunları halletmeden de türeve gelmemiş olmanız lazım. Yoksa bir sürü yerde anlamadığınız yer çıkar. Bu sorular kesinlikle bu arada zor değil. Şu ana kadar çözdüğüm arkadaşlar hiçbir soru zor değil gerçekten. Çok standart gidiyorum. Hatta bazı sorularda... Standart altı gidiyorum. Zorlandığınızı hissediyorsanız geri alın bir daha izleyin. Kendiniz yazmaya çalışın bakın. Problem konusunda yapılan en büyük hatalardan bir tanesi izleyerek öğrenmeye çalışmak. Hayır. Kendin denklemi oluştur. Oluşturduğun denklem doğruysa zaten problem yok. Ama eksik hata varsa böylece nerede yanlış yaptığını da fark edersin. Ya da yapamadığın yeri görmüş olursun. Şimdi. X adet dergenin toplam üretim maliyeti fx eşittir 120 bin artı x kare bölü 3 fonksiyonu ile veriliyor. Kaç adet dergi çıkarıldığında bir adet derginin ortalama üretim maliyeti en az olur. Şimdi x adetin üretim maliyeti buysa o zaman bir tanesinin üretim maliyeti nedir? Hiç öyle özel bir şey değil bakın cümlenin ağırlığı kadar sorunun çözümü ağır değil bu. x tane üretim maliyetim buysa bir tanesinin üretim maliyeti işte budur. Ve bunun benden en az olmasını istiyor. O zaman ne yapacağız? türev? Bakın hiç sıkıntılı bir şey değil. Ne olur? Payın türevi. Hatta burada şöyle ayırmak istiyorum ya. Pay bölü payda muhabbetine girmeyeyim. 120 bin bölü x diyeyim. Artı x bölü 3 olsun arkadaşlar. X'e böldüm her iki tarafı. Bu şimdi bizim bir tanedeki maliyetimiz. Bunun en az olmasını istediğim için türev alacağız. 120 bin bölü x kare. Bir de önünde eksi olacak. Neden? 1 bölü x'in türevi nedir? Eksi 1 bölü x kare. Sonra x bölü 3'ün türevi nedir? 1 bölü 3. Eşittir 0 olmalı. 1 bölü 3 eşittir. 120 bin bölü x kare haliyle x kare eşittir. 360 bin oldu. Bu da ne yapıyor? 36 çarpı 10 üzeri 4. Yani x buradan 36'nın karekökü, 6 10 üzeri 4'ün karekökü 100. X eşittir 600. Demek ki bu 600 adet dergi çıkardığında maliyet minimum oluyor. Enteresan bir soru. Dikkatlice dinlemeniz lazım. Bu biraz daha güzel diğerlerine göre. Yapılan bir deneyde kullanılan bir ortamı 120 tane bakteri bırakıldığında ortamdaki bakteri sayısının t'ninci saatteki değerini veren denklem t kare eksi 120 t artı 120 olarak belirlenmiştir bu deneyde ortamda 45 bakteri varken saat tutulursa kaçıncı saatte bakteri sayısı en az olur? Şimdi bakın önce bir kere 120 tane size biraz yanıltmak için verilmiş. Gerçekten de onun niye öyle olduğunu söyleyeyim. 120'yi böyle eşitlersek 120'ler geliyor. Ge geliyor. Gerçekten 0. saniyede bakın veya 0. saatte gerçekten 120 tane bakteri bırakılmış oluyor. Yalnız bizden istediği 45 bakteri varken kronometreyi durduracağız. Oradan itibaren ne kadar süre geçiyor onu bulalım. O zaman önce t kare eksi 20 t artı 120 eşittir 45 diyorum. Neden? 45 bakteri varken kaç saniye geçmiş? Önce onu bulalım. t kare eksi 20 t artı 75 eşittir 0. t eksi 15 t eksi 5 eşittir 0. T buradan 15 de olabilir, 5 de olabilir. Bir dursun şimdi bunlar. Şimdi geliyorum şuna. Bu bakteri sayısının en az olması gerektiğine göre diyor ya, biz şu an ya 5. saniye ya 15. saniye, o bir kenarda duracak. T, t kare eksi 20 T eşittir 45'ti. Öbür tarafa atmıştık. 75 olmuştu. Bu bize ortamdaki bakteri sayısını veriyor. Bakteri sayısının en az olması için türevini alıyorum. 2T eksi 20 eşittir 0. T'ne geldi 10. Demek ki toplamda 10. saatte en az bakteri sayısı oluyormuş. E şimdi 10. saatte en az oluyorsa 15. saate gidemeyeceğim. O çok daha ileride. Demek ki başlangıçta 45 bakteri varken 5. saatteymişiz. En az olduğu zaman 10. saatteymişiz. Kaç saat geçmiş? 5 saat geçmiş. Böyle enteresan bir soru arkadaşlar.